Selamlar. Selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda en yakın arkadaşım, sisterim, can dostum Aleyna var. İki yemeği çok seven ve gerçekten ciddi derecede kilo alıp kilo vermiş iki insan olarak bugün dedik ki böyle bir sohbet muhabbet edelim. Aynı zamanda mukbang çekelim. Burger King söyledik arkadaşlar. Bayağı da açız. Bayağı yani. Açız şu an. Aynen yani kahvaltıyla duruyoruz. Çok da sabırsızım. Açsak mı ilk önce muhabbete girmeden önce? Rodeo söyledik arkadaşlar. Rodeo sevdamı bilenler bilir. Ay Aleyna. Şöyle. Kollarımıza pipet koymamışlar bu arada. Bu beni evet. Üzdü yani. Of bakar mısınız şunun büyüklüğüne ya. Şöyle yemeli bir sohbet. Bu arada şunun dibindekileri atacak mıyız kanka? Ben yerim bunları. Yani. Hiç problem değil. Tabak da yok önümüzde. Bu rahat bir video olacak. Yani hamburgerde yemesi zor bence. Bir şey ama. Evet. Bence rahat yiyelim ya bu videoda. Çok kasmayalım kendimizi. Ben çok açım Aleyna. Açın zaten. Sen de kasamam gibi geliyor. Döküyorum şu an. Ben umarım şey etmezler ha. Biz yiyoruz sonuçta ne olacak? Evet, bu videoda şimdi başlamadan önce şeyden bahsedelim. Aleyna'yla biz liseden arkadaşız. Aynı servisteydik, aynı sınıftaydık. TM, işte sayısal TM bölüm seçtik. İkimiz de TM'deydik falan. En yakın BFF artık. Biliyorsunuzdur artık hani izleyenleriniz varsa diğer videolarımı. İşte yaklaşık 13-14 kilo verdim. İşte alıyorum, veriyorum falan. Böyle bir hikayem oldu. Aleyna'nın da böyle bir hikayesi var. Hem dedik böyle yalnız hamburger yerken kilo vermek konuşmamız. Evet ya çok şey salata falan yeseydik keşke ama bugün ödül günü. Ödül olsun hani. Yani. Evet. Bir de zaten korumadayız artık çok şükür. Hani çok şey yapmıyoruz. Bir de nasıl kilo aldık onu da anlatacağız. Aynen öyle. Hani bu hikayenin bir de başı var. Şimdi bir lokma şundan alacağım dayanamayacağım. Biz de hamburger seçmişiz yani o kadar yemesi zor bir şey. Yani Aleyna normalde hep çok zayıf bir kızdın sen. Bir kilo almayan cinstendi bu arkadaş hiç sevmediğimiz bir zamanlar öyleydim ama sonra nazar değdi bence evet. Bana ya. Sonra hatta şey oldum. Ben de normal kilodaydım hani Aleyna kadar zayıftaydım ama kilolu da değildim. Lisede biz normal öyle okulda yerdik falan hiç böyle kilo takıntımız diyet nedir hiç bilmezdik. Sonra ben hatta, şey oluyordu mesela işte Tutku ben işte böyle temiz aralarında falan bir kantine giderdim hemen bir iki çikolata alırdım onu yiyeyim falan evet, derdim. Tutku her diyordu gün. Nasıl yiyorum sürekli falan evet, derdi. Evet sürekli yiyordu incecikti ama yani gerçekten. Aynen. Sonra işte bir 11. sınıfta falandık lisede. Çok zayıfmışım sanki o zaman. Çocuk fazla vücudu zayıfmış. Yani hani bir de az daha böyle çocuk evet, lise. Böyle telimsiz gibi. Çok zayıftın evet öyle yani bayağı. Aynen. Sonra 12. sınıfta almaya başladık evet. Zaten. Ya şöyle ben 11. sınıfta ben de işte daha önce de anlattım işte normal kilodayken bir tık daha böyle Aleyna kadar zayıf hani böyle incecik bir şey olmaya çalıştım. O zaman da şöyle konuşuyorum. 11. sınıfta benim de böyle bir diyet sürecim oldu yani biraz daha kilo vermek istedim. Hatta verdim ama çok şeydim Aleyna biliyor. Hatta Aleyna bana hep şey derdi bir lokma ye ya hani ben o kadar yanlış bir diyet uygulamıştım ki hani sınıfa baklava söylenirdi mesela böyle hani şey günlerinde falan hani özel günlerde ne günüydü kız? Doğum günü öğretmenler kermes de değil yerli malı yerli malı haftasında doğru ha, öyle işte piknik falan olurdu bir tane bile yemiyordum baklava Aleyna dedi hani nasıl bu kadar şey yapıyorsun ama o kadar da yanlış yapmışım sonra patlamalar yaşadım ya bir de falan hani zaten. Aşırı aşırı dikkat etmesi gereken bir durum dedi hani normalde aşırı kilolu olsa ve cidden zayıflaması diyet yapması gerekse yemesin zaten hani evet. Hani tamam bir tane demiş ama insan onu yedikçe yesi geliyor aynen. Ya aynen ama senin öyle bir durumun da yok zayıfsın zaten ama kafaya takmıştım kafaya takmıştım böyle değişik bir dönemde ve 11. sınıfta o kadar çok kendimi sıktım ki ben yani o zaman gerçekten hata ettim. O kiloyu koruyamadım. Yazın başladım almaya yani. O indiğim 52-53 kiloda bir ay falan anca durabildim. Direkt kilo almaya başladım. Bir de şey psikolojisine de girdik biz. Sınav yılı. Sürekli ders çalışacağız, oturacağız. Hani hareket yok falan. Biz direkt zaten ona biz hazırladık. Hazırladık. Psikoloji biz dedik kesin kilo alırız bu evet, yıl yani. O yani, çok kötü bir şey başladı. Yani o kadar abartmasak yani veya almamız gerekmiyordu yani. Almıyor muyum? Biz dedik ki zaten 12. sınıfa başladık biz. Bu yıl kilo alacağız zaten. Bu yıl yiyeceğiz zaten. İşte niye öyle bir psikolojiye girdik ki? Girdik bilmem ne bayağı yani. Kendi kendimize kilo almaya hazırladık. Çok hazırladık hem de. Aynen. Yani bizim ortamımız da çok şeydi ya. Arkadaşlar benim hiç yemeği sevmeyen bir arkadaşım olmadı yani sürekli birbirimizi fişliklerdik. Ay Aleyna canım şunu istedi hadi yiyelim. Bizim
okulumuz böyle biraz Uşak'ın şehir dışında gibi. Değil mi? Bir tık uzaktı. Bir AVM vardı yakınında. Öyle araları o bir saatlik arada oraya giderdik koşur koşur burger yemeye. Ay bizim şey dönemimiz de oldu ya. Biz onu 11'de mi yaptık 12'de mi? Okula yemek götürdük sağlıklı beslenmek için. 12'de yaptık. Elmalar. Onu da neden yaptık? Mezuniyet var diye yapmıştık. Şeye gel yedik mezuniyet yaklaşıyor. Son 2 ay veya 1 ay öncesinde falan. Aşırı böyle kesin kilo vermemiz lazım. Ama o zaman bayağı iyi dikkat etmiştik. Çatladık ama. Evet. Ben hep işte bu nasıl kilo verdim videolarında şey konuşuyorum. Ay ağzımda dolu konuşuyorum da kusura bakmayın. Bir yandan da açım arkadaşlar. Ben biliyorum ben. Şey hep nasıl kilo verdim videolarında anlatırken şey diyorum. 12. sınıfta biz bir anda diyete girdik, bir anda çıktık. İki kişiden bahsediyorum. Hoş orada annem sürekli. Yani bir de biz dikkat ettik mi tam ediyorduk yalnız. Evet. Hani ortamız da yok yani ya aşırı derecede yiyoruz. Mesela şöyle yapıyorduk. Okula yemekte söylüyorduk. Böyle dürüm mü söyledik? Üzerine kantinden 5-6 tane farklı çikolata. Ay çok çikolata. İyi hatırlıyorum. Bir de 2-3 arkadaşımız daha vardı. Yani böyle yemeği seven böyle 4-5 kişi, böyle 3-4 kişi falandık. Ve hani sürekli yani aklımız yemekteydi. Hani sürekli. Teneffüs arası olsun da biz işte şunu yiyelim. Dersten konuşurduk hatta işte. Ay şey olsa da zil çalsa da bir işte. Aa, bir de bir yemeği seven insanlar olunca. Ama ben şey şaşırmıştım. Yani sen normal yiyip yiyip kilo almayan bir insan. 12. sınıfta nasıl kilo almaya başladım? Ben de gerçekten hiç. Çok abarttık bence. Çok abarttık. Evet, çok ben yani. Mesela hani kilo almıyormuşum. Yani kilo almıyordum yiyip yiyip ama şey de yapıyormuşum. Hani düzgün yiyormuşum en azından. Hani mesela bir çikolata yedim. O benim kafamda çikolata yedim. İşte diyet yapmadım, zayıflamadım falan dert değilmiş. O yüzden sonradan da kendimi yemeğe falan. O gün mesela aç değilsem yemek yemiyordum. Evet. Yani eve gidiyordum normal ev yemeği. Herhangi bir şey yedim. Akşama evet, bir şey canım istemiyorsa yani, illa yemek zorunda değildim. Değildin. Hani. Ama 12. sınıfta ne yesem? Hani ders çalışacağız. Ders çalışma. Bir de biz ders çalışmadan şey kaçmak için bahaneydi yemek evet, bence yemek de ya. O yüzden ya. Ay gerçekten. Yani, biraz da onun etkisi var. Hadi işte şunu yiyelim. Bir de böyle psikolojik olarak annemlerde değil mi? Çocuklar siz sınava hazırlanıyorsun. Hadi tatlı yaptım. Meyve tabakları. Zaten aynı. Şeyli meyve tabağı geliyordu falan. Ders çalışıyoruz odaya böyle tabaklar, tatlılar. Bu klasik işte. Her öğrenci falan. Millet nasıl kilo almıyor biz aldık. Biz kendi kendimize yaptık öyleyle. Ama bizde bir sıkıntı var yani yemek, bence. Biz yemek bozukluğu yiyoruz. Var bizde gerçekten. Ben biliyorum kendim bazen babamdan bile çok yediğim oluyor gerçekten. Ben de. Oluyordu yani o zamanlar. Yani abartıyoruz hani. Bir de burada hani şeyini söylüyoruz gerçekten yiyoruz evet, yani. Evet. Yani bu yediğimiz mesela ben bunu yerim ama hani deli dehşet doymam. Üstüne bir de sufle yeriz. Utanmadan doymam diyoruz bir de. Sufle yeriz üstüne bir şey yeriz gerçekten. Yerim yani evet. İşte tüm kış yedik biz zaten sonra kilo alıyoruz. Bir de şey yapıyorduk ya sınıfta before after falan Aleyna. Eski zayıf fotoğraflarımızda kilo aldım. Biz böyle çekiyorduk sınıfta. Bakın nasıl kilo aldık. Hani. Ama şey o biraz psikolojik olarak kendimize... Ay bu gerçekten doğruydu. Mesela 12. sınıfta sınıftaki arkadaşlarımızla falan şey diyorduk biz işte ben eskiden çok zayıftım falan. Özellikle ben çok anlatırdım. Eski fotoğraflarımı falan gösteriyordum. İşte ben aslında böyle değilim falan. Niye kanıtlamaya çalışıyorsam. Ama hani böyle muhabbeti geçince tabii söylüyordum ama yani biz herkese biz çok yiyoruz. Biz çok iyi buna şey biz yapmış. De kafayı yemiştik artık. Kilo mevzu. Yani biz her gördüğümüzde çok yiyoruz biz ya. Ay boğulacağım şimdi. Su bunu da içerken meme boğazıma kaçıyor. Pipetli. Pipet koymamışlar ya. Benim evde de süt pipetleri var. Getireyim yani. Getireyim pipeti. Ölüyordum ya. Alakalı bir yemesine devam ediyorum. Herhalde yememe devam ediyorum. Ölmez herhalde diye. Ay yok yok ölmem aşkım. Bir gün ama Allah korusun yerken bir şey. Ne anlatıyorduk? Ya biz bu konuda o kadar çok şey konuşabiliriz ki. Söylüyorduk. Yani biz aslında hani bu kadar kafaya takmamızın sebebi de eskiden alışık olmadığımız için. Yani. Şöyle bir durum var. Yani hani aslında böyle hani şımarıklık olarak algılanmasın hep de söylüyorum. Hep Aleyna diyorum ya incecik bir kızdı. Kilo alınca bizim psikolojik olarak böyle hani kendimize yakıştıramadık gibi oldu. Yoksa hani evet. Hep kilolu olup bunu şey yapmayan insanlar çok da doğru. Herkese incecik olacak diye bir durum ya zaten yok yani. Yani. Tabii ki öyle yani herkes incecik olacak diye bir şey yok. Yani alışmışız biz hani. O çok saçma bir zaten bakış açısı. Aha. Yani biz de öyle o şekilde düşünmüyoruz. Ama sadece kendimizi beğenmeme sebebimiz eskiden alışık olmadığımız içindi. Yani aha. Özellikle ben mesela boyum 1.76 benim. Ve bir ara böyle... 55, 53 falan o şeylerde gezdiğimi hatırlıyorum böyle 56 falan hani 1.76'ya göre o boy gerçekten çok çok zayıf duruyor hani böyle aynen. Aşırı cılız duruyor. Ben onlardan böyle git
gitgide kilo alınca hiç benim alışık olduğum bir şey değildi. Evet. Senin de aynı şekilde yani. Bir de şey, özel derse gidiyorduk işte. Aleyna ile ortak olan, yani birlikte gittiğimiz derslerimiz vardı. Yürüyerek gidiyorduk bir tanesini falan. Biz şimdi mesela mezete az kalmış, diyete girmişiz yine. Klasik pazartesi başlamışız, bakalım salıya çarşambaya kadar. Hoca bir gidiyorduk böyle ikramlar, işte pastalar, poğaçalar, börekler hayır da denmiyor. Sonra onu yedik diye diyet gitti diyorduk. Ertesi gün okulda tekrar yemeye devam. Yani o kadar yanlış ki. Ve nasıl çatladı? Biz şey yılında çatladı vücudumuz. Şey yılında diyorum, o yıl çatladı da. O hani bir diyete gir çık, diyete gir çık. Bir anda 4-5 kilo da verdik ikimiz, hatırlıyor musun? Evet bir ya, şeyden dolayı, o da mezuniyet vardı demiştik. Aynen. Sanırım. Mezuniyet öncesi biz dedik ki hani biraz biz zayıflayalım, mecburuz yani, elbise falan giyeceğiz işte, güzel bir duralım en azından. Biraz böyle bir 4-5 kilo hani verdik. Sonrası zaten yine saldık ama ondan önce de işte mezuniyet öncesi kilo vereceğimiz zaman da böyle evden yemek yapıp geliyorduk. Hani işte brokoli, evet, sebze. O dönem mükemmeldik ya. Evet. Yani hani sağlıklı herhangi bir yemek. Soğuk yenebilecek değil mi? Evet, hani okulda ısıtmadan. Ya sabahtan mesela koyuyorduk çantamıza. İşte İyi azim bak, bu yemeğin yanında taşı yani, evet, mükemmel. Evet. Hatta bir kere ben şeyi hatırlıyorum, çok komikti. Ne? O zaman işte okula gideceğim diye işte annem sağlıklı besleniyorum falan diye brokoli yapmış. Ben brokoli istemiştim aşırı. Annem sonra ben onu sabah unutmuşum. Serviste aklıma geldi, benim brokolimi unuttum. Okula geldim, o kadar pişman oldum ki, ben şimdi ne yiyeceğim? Ben diyetteyim. Hı. Okuldan hatırlıyor musun o günü? Annem arayıp anne brokolimi unutmuşum, eyvah ne yapacağım işte, gitti diyet, mahvoldum ben, bittim falan diyordum. Hani böyle bir de çok canım da istiyordum brokolini. Brokolini niye istiyorsun canım? Bir de hazırdı, poşette falan koymuştum. Kıyamam. Evden çıkarken almayı unutmuşum. Ne yedin sen o gün? Hatırlamıyorum, makarnex falan yedim. O zaman okulda oluyordu işte, makarna sevdiğimiz bayağı alakalı. Ne güzel böyle açıyorduk yemeklerimizi okulda. Evet, evet. Ama işte sonra onu niye 12'de yapma? 12'de bile şey psikolojisi ya, sınav, hani sınava gireceğiz de sanki dokunulmazız, sanki her şeyi yiyebiliriz, sanki böyle psikoloji. Bir de bizi şey zannetmeyin, hani aldır aldır ders çalışan inek öğrenci asla değildik. Yani o kadar da eğlenceli bir sınıfımız vardı. Hayır, sınıf gerçekten okulda. Sınav bahane, sınavın yani kattığı ayrıcalıklar şahane gibi bir şeydi yani gerçekten. Sınıf ortamında da böyle çok yemeği seven arkadaşlarımız da vardı dediğimiz aynen gibi. Hani böyle gerçekten hani biri de demiyordu ki yemeyin, hani sen kanka yok ya, hani diyet yapalım işte, evet biraz ya dikkat edelim falan diyen kimse yoktu. Çünkü hepimiz zaten psikolojimiz hani sınav psikolojisi. Yemeği seviyoruz yemeği bize. Seviyorduk. Yemeği seviyoruz ya. Sınavı da bahane ettik hani, biliyor musun? Tabii bahane ettik. Çalışmadık zaten gördüm. Sonra peki birazcık senden şey dinlemek istiyorum. Ben bu kanalda hep bahsettim işte, nasıl kilo aldım, nasıl verdim falan. Sen benden daha çok kilo alıp verdin aslında. Yani sen nasıl yaptın bunu? Bir de mesela benden sonra başladım, bir anda erimiş Aleyna yani. Bir gün bir yazdım, biz seninle bir ay mı görüşmedik, ben Eskişehir'imle geldim. Bir geldim Aleyna erimiş. Hiç falan görüşememiştim. Aşırı değişmiştin yani, nasıl yaptın bunu? Sen dedin ki sen eskiye dönmüşsün. Ha, eski Aleyna çünkü. Evet. Uzaktan geliyordum mesela, buluşacaktık o gün. Evet. Yürüyerek işte karşıdan geliyordum. Tutku böyle yaptı, sen eski sen olmuşsun, evet falan dedi. Hani bu zayıf olduğum dönemki gibi. Ama bir de o kadar çok kilo aldığımızda şey yaptık ki biz. Eski fotoğraflarımız, ay kanka nasıldık ya, evet, ne yaptık biz? Hani ikimiz aynı şeyi yaşıyoruz, aynı kafaya, en yakın arkadaş zaten, hani bunun şeyi yok. Bir kişi olsa birimiz birimize şey yapar ama ikimiz bir olunca. Hı hı. Ya bir de biz gerçekten böyle şeyi de seviyoruz hani. Giyinip senin fotoğraf çekilelim falan. Evet hani. Zayıf hallerimiz, o fotoğraflarımıza bakıyoruz falan birlikte çekim. Biz kendimize ne yaptık diyorduk. Gerçekten psikolojimiz çok bozuktu. Sonra benim işte bana gelecek olursa. Evet, şey sen oldu. Mezuna kaldın. Evet, şimdi 12. sınıf macerası zaten bu şekildeydi. Ondan sonra Tutku üniversiteye gitti zaten. Oh, aşkım, biz orada bir ayrıldık. Evet. Üzülmüştük gerçekten. Mezuna kaldığım yıl, yani bu 12. sınıftaki sağlıksız yeme düzeni. Hatta ben bence mezuna kaldığım daha, çok kaldım. Çok. Durum var, sen evet yine üniversite hazır olsun. Hadi bir al hakkım. Ben üniversiteye geçmişim, ben yine aldım. Üniversiteye gitti falan derken aynen, ben de dershaneye başladım. İşte mezuna kaldığım yıl yine sınava gireceğim falan. O yılda hatta daha çok yedim. Gerçekten daha çok fazla yedim. Böyle sürekli işte dershane zamanında ne yapalım boşluktan işte canımız sıkılıyordu. Evet, okulda yok. Bir gün kokoreççiye gidelim işte arkadaşlarımla. Bir gün işte yok midye yiyelim. Yok işte böyle de canlar istiyor. Ama bak yani. Bir gün işte aynı yok tavuk dürüm. Benim umurumda olmuyor. Asla umurumda olmuyor. Dur aşkım sen anlat. Yani
benle birlikte diyet yapabilecek insan da yoktu. Mesela belki sen olsan yine hadi orada evet bir başlayalım ya derdi. Bu şekilde ben aklıma diyet dahi getiremiyordum. Moralim çok bozuluyordu. Gerçekten çok üzülüyordum. Hani artık böyle bir de arkadaş ortamımda falan böyle sanki en kilolu benmişim gibi. Yani çok kötüydüm gerçekten. Çok moralim. Hemen araya girmek istiyorum. Bir dakika. Biz... Ben çok videolarımda söyledim. İnsanlar ağza laf veriyorduk çünkü. Ya biz hani dedim ya alışık olmadığım için kendime ay kilo aldım. Ay net yanaklarım şişti. Biz böyle dedikçe insanlar şey zannediyor. Hani bizim kilomuzla dalga geçebilirlermiş gibi. Evet bak yani bu konuda çok doluyum veriyoruz zaten. Evet. Hani halbuki bir sürü kiloda insan var. Hiçbirimiz onlara dalga geçmiyoruz. Biz kendimizle dalga geçtiğimiz için onlar da bize dalga geçebilecek. Evet ya ben mesela ediyorum. Hani şey psikolojisine giriyor insan. Hani ben sanki ben kendimle alay edeyim de biri benim hakkımda bana kötü bir şey söyleyemez. Hani ben şey diyeyim. Ay çok yedim ya falan diyeyim. Ki onlar bana karşı bir şey yaptığında kendimi savunayım tarzı bir psikoloji yani. Aynen. Tam anlatamadım ama öyle bir şeye giriyordu insan. Ben istersem 200 kilo olurum, istersem anoreksiye olurum. Kime ne yani? Zayıflarım. Ama hata bizde işte yani. Biz kendimizle... Biz hayır kendimize. Hata da bizde değil ya. Bilmiyorum ya. Ya insanlar... Şimdi de... biraz sen yerken ben de şöyle anlatayım. Annene mezuna gittiğinde... Biraz ben çok anlattım ya. Of. Tamam bu videoda olanlar varsa aynen. Şöyle özet geçeyim. Annene mezuna kaldığında ben de işte hazırlık okuyordum. İngilizce hazırlık Eskişehir'e gelmiştim. Ben de aslında benim yazın şey bir dönem oldu. Sen oldun bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Üniversiteye gideceğim diye bir 5 kilo verdim ben. Hani 65 falan. Ben sana dedim hatta oha çok iyi zayıflamışsın. Evet evet 65 falan değil mi? 5 kilo verdim. 59-60 falandım. Üniversiteye gelince ben de tekrardan kilo aldım. Aşkım uzak uzak şehirlerde ikimiz evet, de. Evet yani böyle bir şey olamaz. Vallahi. Hani birimiz de mesela hani biz resmen birbirimize hani böyle sanki anlaşmış, sözleşmiş ve hani onu yapacağız. Veremiyorduk yani şey dedik hatta biz böyle kaldık dedik yani. Evet bir ara kabul ettik. Hiç kabul etmezdik. Yani aynen. Biz böyle değiliz eyvah ne olduk biz falan diyorduk hep ama... Bir ara bir kabul ettik dedik yani ne yapalım hani yiyoruz seviyoruz yemeği. Peki dur Ali de ben yine çok konuşuyorum. Sana da yedirmiyorum aşkım bir yandan ye. Yok yok ben biraz daha vereyim şey diyormuşum doydum. Hayatta doymam. Sen işte kim nasıl kilo aldığımız az çok artık bahsettik. Kesin unuttuğumuz şeyler de vardır da. Vardır illa. Sen şimdi hazırlık artık üniversite yılında mı kilo verdin? Yani kilo verme sürecinden de biraz bahsettik. Aynen. Kilo almadan bayağı bahsettik bu arada. Çünkü çok doluyuz bu konuda yani çok mu evet, sıktık evet. Sizi bilmiyoruz ama. Mesela biz bir de 1-2 yıl kilolu kaldık bu arada. Hani hemen kaldın, de veremedik. Evet ya benim gerçekten 2 yılım kilolu geçti. 2 yazımız hatta. 2 yazımız. Hani yaz hatta yeni kıyafetler aldık. Evet. Büyük beden falan hani. Evet. Sonra nasıl verdin? Yani şöyle söyleyeyim işte dediğim gibi dershanede çok yedim falan. Hiç dikkat etmedim. Onlar hı-hı geçti. Hiç diyete de girişmedim zaten. Sonra işte ben dershane zamanı 81'i gördüğümü hatırlıyorum gerçekten şaka değil yani 81 kiloyu görmüştüm. Boyum çok uzun olduğu normalde için. Normalde kaç kilolardaydın mesela? 62'den ben 81'e çıktım. Evet. 62'den 61, 63 ve o civarlardan 81'e çıktım. Belki daha da fazladır yani biz tartılmadık çünkü. Tartılmadık. Hani ben sen... evet ben 81'i gördüm. Gördün. Ben mahvoldum yani böyle hani ne oluyor yani dedim ben. Ve hani dedim ki ben herhalde hiç zayıflayamayacağım. Çünkü ben sürekli şey kafasındaydım. Ben o zayıf halime döneceğim ama nasıl döneceğim? Ben 5 kilo aldım dönerim. 10 kilo aldım tamamıyla dönerim. 15 aldım dönerim ama artık 81 olmuş. Yani neredeyse 20 kilo. 20 kilo almışım ben dönemem yani herhalde dedim nasıl böyle gidecek kalacağım. Nasıl gidecekler? Nereden yani başlayacağım? Yani o kadar kötü bir psikolojiydi ki anlatamıyorum evet bile hani. 81'i gördüğüm anda bıraktım yani kesinlikle tartılmayacağım bundan sonra dedim hani daha fazlasını görürsem dayanamam herhalde diye düşündüm. Hı-hı. Ya herkes bana şey diyordu hatta sen o kadar kilo durmuyorsun ya falan diyorlar çünkü benim boyum 1.76. Ya boyu uzun olunca. Evet boyum uzun olunca zaten benim inceydi o zaman da yani belimde bir sıkıntı yok hani ben, üst tarafım öyle kilo durdu tabii yanaklarım falan çok şişti. Tabii canım yine bayağı farklıydı evet Beleyna yani ya. Şu ellerim bile şu anda gerçi biraz etkili evet ellerim ama hani bileklerim ya her yerim aşırı şiş ve ödemli gibiymişim yani. Evet. Basenlerim çok vardı benim de. Tutku'da da biz de aynı. Biz aynı aynen. Benziyor gibi. Yani belli evince basen hani bacak. Evet sen... yani benim daha çok bacaklarıma basenlerime gitmişti. Ondan sonra 81'i gördüm ben tartılmayı bıraktım. Sonra üniversiteye geçtim ben de işte mezun yılı bitti. Üniversiteye geçtiğim yıl da yine böyle üniversiteye gitmeden ben de oraya gittiğimde de dahil böyle 4 kilo 5 kilo falan verdim. Yani ne kadar vermiş oluyorum 77'yi gördüm. İşte 4 kilo vermişim.
O 4 kiloyu verdim. Sonra benim bayağı uzun süre, hatta tam bir yıl neredeyse 77'de ben kaldım. Uzun bir süre. Zaten şöyle oldu. Üniversite geçim ben yarım yıl okuyabildim pandemi mağduru. Birinci sınıfta ikinci dönemde zaten pandemi başladı. 77'de kaldım uzun süre. Sen de pandemide kilo verenlerden. Hatta şöyle bir şey oldu. Onu unuttum. Şey oldu. Üniversitedeyken sonra ikinci dönemi biz spora yazıldık. 4-5 arkadaşımla beraber. Başladınız tam, yani siz spor başladınız sonra pandemi girdi gibi bir şey, evet, oldu o zaman. Evet, biz 3 hafta falan, 2 hafta mı 3 hafta mı ne spora gittik, hı-hı, böyle. Ben o zaman böyle biraz böyle zayıflamaya başladım gibi hissediyorum. Hissediyorum değil, biraz zayıflamıştım. Evet, özgüven geldi. Evet, yani böyle çok olmasa da birkaç kilo vermiştim. Tam hatırlamıyorum şu anda. Sonra pandemi de sonra pandemi girdi ve biz eve kapandık. 3 hafta dediler, 3 hafta da olmadı. 3 hafta sorma. Baktık, 3 hafta olmayacak da şey uzuyor. Yasak uzuyor, okula gidemiyoruz. Hı-hı. Ben dedim ki salayım. Ben ilk pandemi o zamanı yedim. Ben Temmuz'da başladım. Benim diyet aslında bir yıl olacak neredeyse Temmuz'da. Evet. Ben yedim yani. Pandemide ben de yedim. Böyle işte pastalar, börekler, evde yaptığımız her şeyi ben de yaptım. Sen. Evet, ben de çok yedim. İşte evdeyim zaten, ne olacak, okulda açılmıyor. Oh falan, yiymiştim istedim falan dedim. Ondan sonra böyle Temmuz gibi falan baktım yani yok olmuyor hani artık böyle nereye kadar gidecek, hani bir de olur da okul açılır falan, artık şöyle bir değişmiş olarak gideyim yeter okula falan diye düşündüm, yeter şey artık dedim, artık zaten bir yerde demem gerekiyordu yeter diye. Sonra sen o sıralar zayıflamış, senin sayfan... Sayfa vardı benim, evet. Evet, senin sayfan böyle daha aktif bulamaya başlamıştı. Nisan Mayıs gibi falan da. Onun çok etkisi oldu bu arada bence senin sayfan. Evet. Yani zaten biz böyle... biliyorduk aslında. Biliyorduk, yulaf, evet. Yulaf biz, çok yiyor. Aynen şey yerdik, hatırlıyor musun? Aklıma geldim. Bu yerli malı falan yapılır dedim ya Sıla, millet... Ay o gün için tamam, biz yulaf yapısı götürdük. Biz yulaf yedik sınıfta arkadaşlar. Biz niye zayıftık da aslında, ama işte sağlıklı beslenmek gönülden istiyorduk ya hani o seviyoruz zamanlar. Seviyoruz bu arada, biz yulaf yapısı hani aşığız yani. O zaman yumuşak yulaf falan döktü. Biz bayağı sert, evet, yavan, evet, yulafla kakaolu şey yulaf yapısı yemiştik. Kakaolu böyle cevizli falan, evet. Hindistan cevizli sınıfta falan. Sınıfta millet sarmalar, börekler falan. Biz hani yanı sırada yulaf yedik yani. Severiz. Kiloluyken de yiyorduk kanka. Yiyorduk yani. Severiz, severiz yulaf yemeyi. Benim tariflerden falan da yapıyordum, evet, o zaman. Evet, evet. Ben sonra zaten kilo vermeye Temmuz'da karar verdim. Ciddi anlamda. Dedim ki hani ama hani kesinlikle sapmayacaksın bu yoldan. Hani diyete girdim ben. Başladım. Dedim ki hani başlayayım. Şey uyguladım ben de. Akşam 7'den sonra hiçbir şey yemiyordum. Aynen. Yani kesinlikle. En önemlisi de şöyle söyleyeyim. Evet, bence de en önemlisi. Ama ben biraz fazla abartıyordum gibi geliyor bana. Hani annemler artık şey uzatıyordu. Hırs şey yaptım. Hani artık hırs yaptım. Ben dedim ki çünkü... Ya şunu bile yesem, en ufak ağzıma atsam o benim isteğimi daha da artıracak. Hani yemezsem, hiç yemiyordum. Bir süre sonra canım istememeye başladı. Diyetin ilk zamanları çok zorlandım. Evet, bir 3 hafta hatta çok alışma süreci, zaten şekersiz 21 gün falan da diyorlar ya. Evet. Bence bir alışma süreci oluyor, sonra alışıyor insan dediğin, evet, gibi. Evet, bence de yani ilk zamanlarda gerçekten çok zorlanmıştım. Sonra böyle baktım. Rutine girdi. Rutine girdi. Baktım ben buna alıştım. Hani bunu yaşam tarzı haline getirmeye karar verdim tamamen. Hı hı. Hani diyet yapıyormuşum gibi değil de. Ben böyle besleniyorum artık. Diğer besinler benim için yok kafasına girdim. Mesela evde tatlım var. Hayatta ya. O benim için yok. Ay ben onu niye hiç şey yapmadım seni ya? Yok yani tabii arada. Pandemi var. Arada da değil. Yani ilk zamanlar gerçekten çok ciddi diyete girdim. Hani ödül günlerim mesela, ilk ödül günümü çok geç yaptım. Ben böyle haftalarca ödül vermedim kendime. Yani bir iki hafta ödül vermedim hiç kendime. Çünkü onu yersem tekrar böyle çok kilo alacakmışım gibi hissediyordum. Artık yeter dedim, vereceğim artık. Evet, yani 7'den sonra ağzıma hani bir tane bir leblebi bile atmıyordum. Yani şöyle söyleyeyim, hani sadece çay, yeşil çay, normal çay, hani kahve. Bunlara hani sadece bir şey içiyordum. İf yaptım gibi bir şey aslında. Ve ben çok geç uyuyorum falan. Böyle gece hani geç uyurdum. Açlıktan uyuyamazdım. Hani gerçekten sabah olsun kahvaltı yapayım da hani bir artık doyayım istiyordum. Delirmiş. Ben bu kızı, evet, bir gördüm. Ya tabii ki beni örnek almayın yani. Ben biraz abartıyorum bir şeyleri ama sonra ben işte böyle ödül vermeye başladım. İşte önce bir 2 haftada bir, 3 haftada bir, işte 10 günde bir. Sonra her hafta bir, işte pazar günü mesela atıyorum ödül vereyim dedim. O gün ama ödül verdiğim günlerde aşırı derecede abarttım. Hani böyle bayağı abarttım hani. Sabahtan akşama kadar yemek yedim yani. Ama bir şey olmuyordu. Bir olmuyor. Şey değişmiyordu. Valla, evet, olmuyor, evet, ya. Ama ilk ödül verdiğim zamanlarda şey diyordum. Kesin bitti, mahvoldum ben. Diyet bitti, öldüm, bittim. Hani olmuyor. Böyle o moda giriyor. Hatta vücut şaşırıyor. Bak kilo vermen, evet, durmuyor biliyor, evet, musun? Aksine daha çok, evet, böyle veriyormuşuz vücut gibi. Vücut bir ne oluyor ya diyor. Hani ben hiç bunları yemiyordum. Bence yani tabii bu arada biz diyetisyen falan değiliz arkadaşlar. Hani sadece tamamen kendi
bize uyguladıklarımızdan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle yani örnek alım falan. Yok yok değil, hani kendi sürecimiz sadece. Yani ben de öyle sürekli mesela, ben senin gibi öyle tabii uzun bir süre hani şey yapmadım ama tabii yavaş verdiğim için. Ben de arada bir sürekli hamburgerdeydim, hep diyorum şundaydım, bunaydım. Vücut şaşırıyor bence. Senin de kilo vermen çok durmadı. Durmadı. Evet, evet. Benim yani ben zaten 3 ayda 15 kilo falan verdim. O verdin bitti gibi, evet, bir şey. O, ben o Temmuz'da başladım. 3 ay 15 kilo falan verdim. Hatta yok 15 değil 12 falan. Ya, tam hatırlamıyorum. Ya, bayağı vermişsin. Bayağı ama verdim. Ondan sonra zaten bir süre sonra artık durdu. 15'ten sonra ben böyle ayda 1 kilo, 2 kilo işte böyle ara ara mesela bir duruyordu, sonra tekrar vermeye başlıyordum falan. Tam olarak 81'den 60'a düştüm. Son anne şu an 60 kiloyum. Yani ya şu an inceciksin aşkım yani. Ya. Çok tevazi olmuşum ben. Görmüyorlar buradan ama. 61 arası işte 62 hani. Ya ben şey koydum kendime yani kendimce. 63 en fazla. Çünkü o zayıf olduğum zaman işte o ilk zamanlar. 63 falandım yani. Dedim ki hani 63'e kadar şu an yolum var. Hani biraz abartıyorum. Dönem dönem onur verilir. Evet. Değil mi? Yani ben işte böyle son 5 kilo falan yavaş yavaş böyle her ay işte bir ay ayda bir hani böyle 2 ayda bir falan verdim. Son kilolar öyle zaten. Evet. Yani neredeyse 1 yıl olacak ben diyete başlayalı. Yani diyet artık diyet yapıyorum demiyorum. Hani yaşam tarzı. Yaşam tarzı evet. Gördüğünüz gibi hamburgerler de yiyoruz. Evet. Yani aynen. Hani şey değil ya, artık yaşam tarzımız bu oldu gibi bir şey oldu. Evet. Dönem dönem mesela ben şey yaşıyorum, sen yaşıyor musun? Hani atak. Yani mesela bununla doymuyorum. Bunun üzerine işte ne bileyim bir tatlı da yiyeyim. Akşam bir daha bir dürüm yiyeyim falan. Arada bir geliyor bana. Ya ben var zaten yani. Gerçekten hani normal bir insan gibi yemiyorum. Hani biz de ikimiz de öyle. Bu arada biz hani şey diyoruz, sözünü kestim. Ben bir gün çok abarttıysam mesela şey diyorum yani. Gerçekten abartmıştır ben bir gün. Aleyne biliyor. Kimse inanmaz. Çünkü o kadar abartı geliyor ki kulağa. Yok be nasıl yiyecek bu kız bunu derler. Ama gerçekten bir sürü şey aleyhine inan. Bir tek sen aşkım beni anlarsın yani potansiyeli bildiğimiz için. Peki şimdi böyle hani nasıl koruyorsun? Şu an nasıl koruyorum? Böyle falan. böyle kendimi tatilde gibi görüyorum ama evde şöyleyim hani. O gün sabahtan akşama kadar yiyeyim mesela veya bugün hamburger yedim. Üstüne hani hadi dedim yemişken işte tatlı da yiyeyim, işte cips de yiyeyim üstüne falan ama şey artık şeyi aştım ben. Hani o gün yediysem ertesi gün eyvah diyet gitti veya aynen tekrar kilo aldım gibi düşünmüyorum. Ertesi gün dün yedim çok normal. Ben şu an hani yarın ertesi gün böyle yulafla güne başlıyorum. İşte ne bileyim yumurtayla böyle sağlıklı bir kahvaltıyla başlıyorum. Yaşam tarzı. Evet, akşama kadar böyle ara öğünümü işte normal yemeğimi yiyorum. Ekmek zaten tüketmiyorum akşam falan asla. Sadece sabah bir dilim falan. Hani bu böyle yani. Aynen. Denediğim günlerde bu şekilde. Mesela işte sabah kahvaltı canım simit mi istiyor? İşte yarısını değil de işte çeyreğini falan yiyeyim diyorum mesela işte veya tam yiyeceksem eğer ödüldeysem tamamını yiyorum. Yeri geliyor tam da yiyorum. Evet, yeri geliyor yani tam da yiyorum. Akşam hafif yiyorum mesela. Ha, aynen her zaman da bir yiyeceğim porsiyon evet kontrolü sağlayamıyorum ben. Aleyna da öyleymiş. Yani sonrasında dengeliyor. Sonra bir şekilde yani 2-3 kilo arada alınıyor, veriliyor zaten. Hani sen de buraya tatile geldin, belki döndüğünde bir kilo alsam bile onu zaten eski düzene dönünce fark etmeden bile. Ya biz zaten 1-2 kilo alsak da belli dış olmuyor. Dış görüntü o kadar çok değişmiyor. Ben mesela ay böyle aileyle konuşturmaktan pek iyi. Sen yiyemedin gibi yok, oldu ama biz şimdi videoyu kapatınca aynen yeriz. Aileyle çok mutlu oldum geldiğin için. Ben de ben yani çok bu oldum. Konuyu bundan sonra da aileyle de çok video çekeriz bu arada arkadaşlar. Yani en yakın arkadaşım oldu. Şöyle bir muhabbetli sohbetli videolar da gelir. İlk önce böyle bir yemekle hani kilo verme, kilo alma bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. İkimizin de tecrübesi var bu. Aynen konuda. Birlikte aynen yaşadık bu evet anları hep. O yüzden umarım siz de severek izlemişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Hatta sürekli de yemiş olabilirim yani. Belki siz de bir şeyler yiyerek izliyorsunuzdur. Karşılıklı evet yemiş gibi oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın.